Amerikan ordusu, Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada yine aynı mesajı telkini gündemde. Hersondan çekilmek zorunda kaldı. Rusya evet, evet şu anda Ukrayna güçlü ama sahada güçlü olduğu konumda ne yapsın? Masaya otursun. Bunun karşılığında Zelenski de hayır, bütün Ukrayna'yı geri almadıkça, Putin'e ordusunu atmadıkça ben geri çekilmem diyor ama Kiev'e mevsimin ilk karının düştüğü gün tablo nasıl? Ekranlara getirelim. 10 milyon kişi Rusya'nın bu hava taarruzu nedeniyle elektriksiz. Ukrayna'ya yılın ilk karı siren sesleri arasında düştü. Savaş 9. ayında. Kış şimdiden bastırdı. Başkent Kiev dahil ülkenin kuzeyinde sıcaklık sıfırın altına düştü. Rusya, Ukrayna'daki enerji altyapısını vurmaya devam ediyor. Yüzden fazla füze ve insansız hava araçları büyük kentleri yine adeta yaylım ateşine tuttu. Ukrayna Enerji Bakanlığı'na göre zaten hasar görmüş elektrik ağına şimdiye kadarki en büyük saldırı yapıldı. 10 milyon Ukraynalı elektriksiz kaldı. Ukrayna'nın savaş öncesi nüfusu yaklaşık 40 milyondu. Isınma ve su hizmeti de aksıyor. Durumun en kötü olduğu kentler Kiev, Odessa, Vinitsa ve Sumi. Geçen hafta güneydeki liman kenti Herson'dan askerlerini çeken Rusya hava saldırılarını artırdı. Zaporijya'ya atılan füzeler evlere isabet etti. 4 kişi öldü. Dnipro'da en az 27 kişi yaralandı. Apartmanlar ve bir sanayi tesisi zarar gördü. İşgalden kurtarılan Herson'da ise düzen yeniden tesis ediliyor. Rus sim kartlarının yerini Ukrayna sim kartları aldı. Ücretsiz dağıtım noktalarına ilgi büyüktü. Herson'da ilk yakıt istasyonu da açıldı. Önünde uzun araç kuyruğu oluştu. Cephede çatışmalar devam ediyor. Rusya Donbas'ın tamamını kontrol etmek için saldırırken Ukrayna askerleri karşı taarruz yapıyor. Burası Zaporijya. Ukrayna askerleri saldırılara havan topuyla karşılık verirken görüntülendi. Bir yandan da yurt dışından getirilen yeni askeri teçhizat test edildi. CNN International televizyonuna göre Ukrayna'ya aralıksız askeri sevkiyat nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki bazı silah stokları tükendi. Stinger uçak savar füzeleri, HARM radar savar füzeleri ve Javelin tank savar füzelerinin stoğu kalmadı. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, son iki haftadır Ukrayna'yı sahada hazır güçlü konumdayken Rusya ile müzakereye davet ediyor. Ancak Ukrayna lideri Zelenski, kışı atlatırsak savaşı kazanırız diyor ve yakın vadede müzakere sinyali vermiyor. Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da müzakere çağrılarına tepki gösterdi. Jan Lipavski, Batı Ukrayna'ya barış şartlarını dikte etmemeli dedi. Şimdi bundan sonra ne olacak, ne bekleniyor bunu soracağım değerli konuklarıma ama malum Herson'dan Rus ordusu geçtiğimiz hafta çekildi 9 Kasım'da. Sonrasında Zelenski zafer yakın dedi. Hani milyonlarca kişi elektriksiz ama nihayetinde mutluyuz. Elektrik yok, su yok, internet yok ama Rus da yok diyordu. Şimdi bu sahada ilerlediği anda daha da kazanımlarını arttırabileceği bir beklenti ve yorum. Bunun karşısında da Amerikan Genelkurmay Başkanı diyor ki hayır bunu yapma. Gerekçelerini de bir ekrana taşıyalım. Eğer bu kıştan sağ çıkarsak ki çıkacağız dedi Zelenski, biz savaşı kesinlikle kazanacağız. Ama aktardık nasıl bir kışa hazırlandıklarına, 10 milyon kişi elektriksiz. Geçen hafta Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için artık barış görüşmeleri bir seçenek olabilir diyen ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley o görüşünü kuvvetle bakın nasıl tekrarladı. Ukrayna askeri zaferi Kırım dahil olmak üzere tüm ülkeden Rusları kovmak olarak tanımlıyor. Askeri açıdan bunun gerçekleşmesi yüksek bir olasılık değil. Ama Rusların geri çekilmesinin mümkün olduğu siyasi bir çözüm sağlanabilir. Sizin güçlü ve rakibinizin zayıf olduğu bir zamanda müzakere etmek isterseniz, Ruslarla nasıl ve ne zaman müzakere edecekleri veya müzakere edip etmeyecekleri kararı Ukrayna'ya ait. Bu bizim için çok ama çok net.
savaş ne kadar sürerse sürsün onları desteklemeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz de yani bunların tamamını çıkaramazsın. Şu anda elin güçlü, sahada güçlüyken otur masaya diyor Miley. Poyraz Hocam, şimdi Türkiye'nin rolü, ABD ve Rus istihbarat başkanlarının Türkiye'deki görüşmeleri, değil mi? O hatta bir acaba ateşkes için bir yoklama mı diye düşünülmüştü. Taraflar bunu reddettiler ama çok önemli bir kırılma noktasına geldik. ABD Genelkurmay Başkanı'nın da artık müzakere et dediği noktada. Savaşın akıbeti konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü Polonya'ya da füze düşünce 3. Dünya Savaşı çıktı diye, yani biz kıyamete daha yakınız tabii ki yorumları da vardı. Ben Ocak ayının sonunda, biliyorsunuz, ilk daha bu şeyler başladığında Donbas bölgesindeki bölgeyi ele işte bir şekilde ilhak ettiğinde Putin açıklamalarında geri çekileceğini ve savunmaya geçtiğini, ki barışı daha çok isteyen tarafın Rus tarafı olduğunu görüyoruz. Mike Miley'nin açıklamaları da aslında Ukrayna'ya artık bir ateşkese doğru yaklaşılıyor. Buna isterseniz ara bir barış diyelim, soğuk bir barış diyelim. Çünkü nihai kalıcı şeyin, ben Kaliningrad'la işte Kırım arasında bir takas gibi, hani Rusya'ya sen burayı al, Kaliningrad'da işte batıda kalsın şeklinde ve Dinyeper Nehri'nin doğusundan geçecek şekilde Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekilleneceğini düşünüyorum. Tabii bu hemen olmaz söylediğim şey dünden bugüne, ama Ocak ayının sonuna kadar, ki Avrupa'da kışı yaşayınca iyice bu şeyi, ateşkese yakın olduğumuzu düşünüyorum.